Alman SDF televizyonu için aylardır çekimini yaptığımız belgesel nihayet yayınlandı. Belgeselin adı Erdoğan'ın terör listesi. Yılbaşında beni de dahil ettikleri bu listede 1300 isim var. Bunların ne kadarı gerçekten suça bulaşmış, ne kadarı sadece Erdoğan'a karşı çıktıkları için listeye alınmış bilmiyoruz. E madem beni listeye koydular, listedeki diğer teröristlerle de tanışayım ve Erdoğan rejiminin terör anlayışını bütün dünyaya anlatayım istedim. Almanya'dan İsveç'e, Arjantin'den Fransa'ya uzanan bir yol hikayesi çıktı ortaya. Bir haberi demeci, kitabı yüzünden hedef gösterilmiş, teşhir edilmiş, saldırıya uğramış, iadesi için pazarlık yapılmış gazetecilerle, yayıncılarla, siyasetçilerle buluştuk. Erdoğan'ın muhaliflerini susturabilmek için nasıl krizleri fırsata çevirdiğini diğer ülkelere şantaj yaptığını, sonuç alamazsa insan kaçırttığını belgeledik. Bu operasyonlardaki istihbarat, siyaset, mafya işbirliğini sergiledik. Belgeselin Arjantin durağı benim için özellikle önemliydi. Çünkü orada Serkan Kurtuluş'la buluştum. Kurtuluş, İzmir'de kendi deyimiyle hükümet bağlantılı bir siyasi terör örgütünün üyesiydi parti, emniyet, istihbarat, mafya işbirliğiyle oluşturulan bir suç şebekesine dahil olmuştu. Şantaj yapıyor, rüşvet alıyor, tehdit ediyor, adam dövüyor, siyah naklediyor, suikastlar örgütlüyorlardı. Kurtuluş aylar önce bana bir mektup gönderip benden sizi öldürmemi istediler diye yazmıştı. Çağlayan adliyesi önünde uğradığım o silahlı saldırıyı aslında kendisine sipariş etmişler. O reddedince işi başkasına vermişler. Eh elbette bu fırsatı kaçıramazdım. 14 saatlik bir uçuştan sonra Buenos Aires'teki bir cezaevinde potansiyel katilimle buluştum. Ve bana yönelik suikast planının ardındaki siyasetçiyi, istihbaratçıyı, mafya liderini isim isim öğrendim. Bu bilgilerin bir kısmı ZDF'teki belgeselde yer aldı. Bir kısmını da başka kanallardan duyuracağım. Bu yolculuğun sonunda iktidarın nasıl bir suç şebekesine dönüştüğünü bir kez daha bütün çıplaklığıyla gördüm. 14 Mayıs yıkılmaz sanılan o kirli duvarın tuğlasını çekeceğimiz gün olacak. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Öyle bırakmayız onları.